Merhaba arkadaşlar, dershaneburada.com'a hoş geldiniz. Ben Hazal hocanız. Türk Dili ve Edebiyatı derslerimizi birlikte işleyeceğiz bu sene. Edebiyata girişle başlayalım. Neler öğreneceğiz bu ünitemizde? Edebiyat nedir? Edebiyatın güzel sanatlarla ilişkisi, edebiyatın bilimle ilişkisi, metinlerin sınıflandırılması, dilin kullanımından doğan türleri, iletişimin ögeleri, düşünceyi geliştirme yollarına bakacağız. Arkadaşlar, edebiyat nedir? Edebiyat, bilgi, gözlem ve deneyimlere dayalı düşünce, duygu ve hayallerin etkili bir şekilde söz ya da yazıyla anlatılması sanatıdır. Edebiyat, Arapça edep sözcüğünden türemiştir. 1. Gözleme dayalıdır. Hayaller yardımıyla gerçek yeniden kurgulanır. Kurgu. Söz ya da yazıyla aktarılabilir. Fikir ve sanat dallarından etkilenir. Kesinlik bildirmez ama kaynak olarak da kullanılabilir. Öğretmekten çok düşündürmek amaçlanır. Sanatçının düşüncesine göre seslendiği hedef kitle değişebilir. Özneldir, söylenen söz sanatçıya aittir. Müzik gibi işitsel sanatlar içerisinde yer alır. Malzemesi dildir. Hiçbir maddi malzemeye ihtiyaç duymaz. Edebiyat sözlü ve yazılı olmak üzere ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Sözlü edebiyat, yazının kullanılmadığı dönemlerde dilden dile söylenerek günümüze kadar ulaşmış, anonim olarak gelişen ürünlerin tamamıdır. Yazılı edebiyatsa, yazının kullanımıyla başlamasından itibaren yazarı belli olan her türlü edebiyat ürünüdür. Edebiyatın güzel sanatlar içindeki yeri. İnsanların duygu ve düşüncelerini renk, biçim, söz, ritim gibi unsurlarla ifade ettiği sanat dalları güzel sanatlar olarak biliniyor arkadaşlar. Edebiyat, diğer güzel sanat dallarından kullanılan malzeme ve kendini ifade ediş tarzı bakımından ayrılır. Edebiyatın malzemesi kelimelerdir. Ve edebiyat, dille gerçekleştirilen güzel sanatlar etkinliğidir. Güzel sanatlar için yapılan en iyi sınıflandırma da şu şekilde arkadaşlar. Güzel sanatlar üçe ayrılıyor. İşitsel fonetik sanatlar ses ve sözle edebiyat ve müzik olarak ayrılır. Görsel sanatlar, yani plastik sanatlar, maddeyle yapılır, resim, heykel ve mimari olarak ayrılır. Dramatik, yani ritmik sanatlar, hareketle yapılan, tiyatro, sinema, dans, bale, opera olarak ayrılıyor. Edebiyatın bilimlerle ilişkisi. Edebiyat, insanı konu edinen ve kaynağını insan yaşamından, insan kültüründen ve ahlaki değerlerinden alan bir bilimdir. Dil, edebiyatın dışında diğer bilim dallarının da anlatım aracıdır. Edebiyat, psikoloji, tarih, felsefe, sosyoloji bilimleriyle doğrudan fizik, biyoloji, kimya gibi deneysel bilimlerle de dolaylı bir ilişkiye sahiptir. Bir yazar, ruh tahlili yaparken psikoloji biliminden yararlanabilir örneğin. Edebiyat ve bilim arasındaki farklar nedir? Onlara da bakalım hemen. Bilim, gerçeğe ve ispatlanan bilgiye ulaşmayı amaçlar. Edebiyat, estetik zevk verme amacı güder sadece. Bilim, her şeyi kanıtlamaya çalışırken, edebiyat, soyut duygu ve düşüncelere yönelir. Bilim, akla, edebiyat ise sezgiye dayanır. Bilim nesnel, edebiyatsa özneldir arkadaşlar. Edebiyatın temel malzemesi olan dil, bilim için bilgiyi aktarma aracıdır. Türk Edebiyatı'nın dönemlerine bakalım. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı arkadaşlar sözlü ve yazılı olarak ayrılıyor. Yazılı edebiyat kısmında da Göktürk dönemi ve Uygur dönemi var. İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı da halk edebiyatı ve divan edebiyatı olarak ayrılır. Anonim halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı, dini tasavvufi halk edebiyatı vardır. Batı etkisindeki Türk edebiyatı da Tanzimat edebiyatı, Servet-i Fünun edebiyatı, Fecr-i milli edebiyat, Cumhuriyet dönemi edebiyatı olarak ayrılıyor. Metinlerin sınıflandırılması. Metin, dil aracılığıyla bir araya getirilmiş anlamlı kelimeler ya da cümleler topluluğu olarak ifade edilebilir. İnsanın kendini ifade etme gücünün gelişmesi, edebiyat ve bilim alanlarında görülen ilerlemeler sonrasında farklı alanlarda yazılan metinlerle birlikte metinlerin sınıflandırılması ihtiyacı doğmuştur.
Metinler, sanatsal metinler ve öğretici metinler olarak ikiye ayrılıyor. Sanatsal metinler, coşku ve heyecan dile getiren metinler, olay çerçevesinde oluşan metinler diye ikiye ayrılıyor. Olay çerçevesinde oluşan metinlerde anlatmaya bağlı metinler, göstermeye bağlı metinler şeklinde ikiye ayrılıyor. Anlatmaya bağlı metinler, masal, fable, destan, halk hikayesi, mesnevi, manzum hikaye, hikaye ve romandır. Göstermeye bağlı metinler ise tiyatro, modern tiyatro, geleneksel Türk tiyatrosu olarak ayrılıyor arkadaşlar. Modern tiyatroda trajedi, komedi, dram varken geleneksel Türk tiyatrosunda orta oyunu, karagöz, meddah, seyirlik, köy oyunları mevcuttur. Öğretici metinler ise tarihi metinler, felsefi metinler, bilimsel metinler, gazete çevresinde gelişen metinler şeklinde ayrılıyor. Gazete çevresinde gelişen metinler ise makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, mülakat, röportaj, haber yazılarıdır. Sonrasında kişisel hayatı konu alan metinlerimiz var. Anı, günlük, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi ve mektup olarak sınıflandırılıyor. Edebi metnin özellikleri nelerdir? Okuyucuya estetik heyecan ve zevk kazandırmak amacıyla yazılıyor arkadaşlar. Estetik heyecan ve zevk kazandırmak amacı. Doğrudan bilgilendirme amacı yoktur edebi metinlerde. Günlük dilden farklı edebi bir dile sahiptir. Mecazlı ifadeler ve söz sanatları kullanılır. Çok anlamlılık söz konusudur bu sebeple. Anlatıcı öznel bir tutum izler. Estetik bir kaygıyla yazılır. Sanatlı, mecazlı anlatım vardır. Özel bir iletişim aracıdır. Yaratıldığı dili konuşan topluluğun yaşamış olduğu duygusal ve düşünsel gelişimleri yansıtır ve kültür taşıyıcısıdır. Özgün ve kurgusaldır. Peki öğretici metinlerin özellikleri nedir? Öğretici metinler bilgi verme amaçlıdır. Nesnel bilgilere yer verilir. Kelimeler gerçek anlamlarıyla kullanılır. Tanımlar, yer, zaman, miktar gibi somut ve kesin bilgiler içerir. Anlatıcı nesnel tutum izler. Anlatım sade, cümlelerse kısadır. Terimler ve teknik kelimeler yoğun olarak kullanılır, söz sanatlarına başvurulmaz. Anlatım açık ve nettir. Kurmaca ise söz konusu değildir öğretici metinlerde. Şimdi sanatsal öğretici metnin farkına bakacağız. Orhan Seyfi Orhun'un bir şiiri. Kah oldum bir aşkın nazlı çocuğu, bir hicran elinde kah tutuldum, unutuldum. O sevda denilen mavi boncuğu birinde kaybettim, birinde buldum. Peki Mehmet Kaplan'ın şiir tahlillerine bakalım. Bu parçada geçen çocuk ve boncuk kelimeleri de kelebek gibi Orhan Seyfi'nin duyuş tarzını sembolleştiren kelimeler olarak kabul edilir. Derin bir duygu veya düşünceye bağlı olmayan oyun ve fantezi Orhan Seyfi Orhan'ın şiirlerinin en belirgin özelliğidir. Bakın arkadaşlar, burada bir edebi metin var. Burada da öğretici bir metin var. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Dilin kullanımından doğan türlere bakacağız şimdi. Lehçe, şive, ağız, argo, jargon, standart dil gibi dil farklılıklarının olduğu Türkçe, bu farklılıkların en belirgin olarak yaşandığı dillerin başında gelir. Lehçe neymiş hemen bakalım. Bir dilin tarihi gelişim sürecinde, metinlerle takip edilemeyen dönemlerinde o dilden ayrılarak farklı bir gelişim evresine ulaşmış kollarına lehçe denir. Şekil, ses ve kelime açısından büyük farklılıklar gösteren lehçe, özellikle coğrafi ve kültürel değişimler neticesinde ana dilden ayrılmıştır. Türkçenin iki ana lehçesi, Yakut Türkçesi ve Çuvaş Türkçesidir. Yakut Türkçesine bakalım bir örneğe. Bihige at minen bar ahbat. Türkiye Türkçesinde ise biz ata binip gideceğiz. Bakın arada ciddi anlamda bir okunuş farkı var. Okuduğumuz zaman anlayamıyoruz. Bu lehçedir arkadaşlar. Şive, bir dilin yazılı kaynaklarla izlenebilen dönemlerinde birbirinden ayrılan bazı kelime ve ses farklılıklarını içeren kullanımla şive diyoruz.
Uygur, Kazak, Kırgız, Azeri Türkçesi Türkçenin en önemli şivelerindendir. Örneklere bakalım. Türkiye Türkçesine yakında bakkal var mı? Azeri Türkçesi bu yakınlarda erzak dükkanı var mı? Özbek Türkçesi yakında bakkal barı mı? Uygur Türkçesinde yakında bakkal dükkanı var mı diye sormuş. Gördüğünüz gibi lehçede okunuşta çok büyük bir anlam farkı vardı, anlayamıyorduk ama şivede daha anlaşılır gelmeye başlıyor. Bu sebeple lehçe ve şive birbirine karıştırılmamalıdır. Gördüğümüz gibi Yakut Türkçesinin az önce verdiğimiz örnekte tarihsel bir değişim sebebiyle anlaşılması mümkün değildi. Şive örneklerinin ise anlaşılması daha mümkün oluyor. Ağız nedir peki? Bir ülke içerisinde oluşan aynı dilin farklı bölgesel konuşma şekillerine ise ağız deniyor. Bu farklılık yazı dilinde ise aynıdır. Kayseri ağzı nöryo. Rize'de ne edeceksin? İstanbul ağzındaysa ne yapıyorsun? Diyoruz. Argo sözcükler çoğunlukla eğitimsiz kişiler tarafından kullanılan ve her yerde kullanılamayan söz veya deyimlere argo deniyor. Örnek, durup dururken herkese babalandı. Benim psikoloji Nana Efendi. Gördüğünüz gibi argo sözcükler. Jargon, belli meslek grupları içerisinde sadece onların anlayabilecekleri ortak dile jargon deniyor. Örneğin doktorların tıbbi terimler kullanarak aralarında konuşması jargona bir örnektir arkadaşlar. Hasta bu sabah ex oldu dediğinde hastanın vefat ettiğini ex terimiyle doktorlar birbirlerine söylüyorlar. Standart dil. Bir dili toplum olarak konuşan ve yazanların hep birlikte uydukları ağız özelliklerinden arındırılmış belirli ölçü ve kurallara bağlı olan ortak dildir. Şimdi iletişim ögelerine geçiyoruz. Duygu ve düşüncelerin karşı taraftaki kişiye konuşma, yazı, işaret, jest ve mimik gibi çeşitli yollarla aktarılması sürecine iletişim deniyor. İletişimin gerçekleşmesi için gönderici, alıcı, ileti, kanal, geri bildirim, kod ve bağlam gibi temel ögelere gereksinim vardır. İletişimin ögeleri nelerdir? Gönderici, yani kaynak. İletişimde aktarılması gereken duygu ve düşünceleri karşı tarafa gönderen kişidir. Bilgiyi sunan kişidir. Alıcı ise kaynak tarafından sunulan duygu ve düşüncelerin aktarıldığı kişidir. İleti, göndericiden alıcıya gelen bilgi, düşünce, duygu ya da isteklerdir. Kanal, iletinin gönderilme şeklidir. Sözlü ya da yazılı olarak gönderilebilir. Dönüt, yani geri bildirim, iletinin ne kadar anlaşıldığını gösteren bir bildirimdir. Gelen bilginin alıcı tarafından ne kadar anlaşıldığını gösterir. Kod, kanal ile alıcı arasındaki ortak frekans ya da dildir. Aynı dili bilen, aynı seviyede olan, aynı meslek gruplarında yer alan insan arasında kod daha rahat anlaşılmaktadır. Bağlam, iletişim eyleminin gerçekleştiği mekandır. Bir metinde sözcüğün cümle yapısından kullanıldığı ve kattığı anlamdır. Örneğimize bakalım. Ali ile Alper okul kantininde karşılaşıyorlar. Ali, yarın coğrafya sınavımız varmış. Alper, gerçekten mi? Hemen çalışmaya başlayalım. Bakalım gönderici kim? Ali. Yarın coğrafya sınavımız varmış diye gönderi sağlıyor. Alıcıysa kim? Alper. İleti burada ne? Coğrafya sınavının olduğunu söylemiş. Kanal, dil, bağlam. Bulundukları yer okulun kantiniydi. Dönüşse Alper'in ders çalışmaya başlaması. Gerçekten mi? Hemen ders çalışmaya başlamalıyım diyor Alper. Kodsa kullanılan kod Türkçe arkadaşlar. Düşünceyi geliştirme yolları. Bir konuda ileri sürülen düşünceyi geliştirmek, desteklemek ve inandırıcılığını arttırmak için başvurulan tekniklere düşünceyi geliştirme yolları deniyor. Tanımlama, benzetme, karşılaştırma, tanık gösterme, örnekleme, sayısal verilerden yararlanma, düşünceyi geliştirme yollarındandır. Tanımlamayla başlayalım. Bir kavram ya da varlığın ne olduğunun açıklanmasına tanımlama denir. Tanımlama cümleleri nedir, kimdir sorularının karşılığını içerir. Temel
olan yeterlilik sınavı, üniversite sınavlarına girecek öğrenciler için hazırlanmış birinci oturum sınavıdır. Temel yeterlilik sınavı nedir? Bunun cevabını alabiliyoruz. O zaman tanımlama cümlesidir bu. Örnekleme, ifade edilen görüşün daha anlaşılır olması için düşüncenin somutlaştırılmasına deniyor. Örnekleme cümlelerinde genellikle örneğin veya mesela gibi sözcükler sıkça kullanılır. Genç kalemler hareketi edebiyatımıza özellikle dil konusunda yepyeni bir anlayışı getirmiştir. Türkçe kendi benliğine yavaş yavaş dönmeye başlamış, halk aydınlarının yazdıklarını anlar duruma gelmiştir. 1911'li yıllarda yazan Ömer Seyfettin'i Siyah Gökalp'i açıp okuyun, severek anlayarak okursunuz yazdıklarını. Bakın örnek göstermiş. Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp'i açıp okuyun. Benzetme, düşüncenin etkileyiciliğini arttırmak ve anlatılanlardan daha anlaşılır olmasını sağlamak için anlatımda benzetmeye yer verilebilir. Bülbülün güle kavuşması gibiydi iki sevgilinin buluşması. Bakın bülbülün güle kavuşmasına, iki sevgilinin kavuşmasına, buluşmasına benzetiyor. Karşılaştırma, iki varlık veya iki kavram birbiriyle karşılaştırılarak aynı ya da farklı yönlere dikkat çekilerek anlatım kuvvetlendirmeye çalışır. Makale daha ciddi bir üsluba sahipken denemelerde daha samimi, içten bir anlatım tarzı söz konusudur. Bu sene festivale geçen senelere göre daha çok katılım oldu. Bakın burada makale daha ciddi bir üsluba sahipken denemelerde daha samimi diyor. Makaleyle denemeyi karşılaştırmış. Burada da bu sene festivale geçen senelere göre çok daha fazla katılım oldu. Bu seneki festivalle geçen yılki festival karşılaştırılmış. Sayısal verilerden yararlanma. Anlatılan düşünceye inandırıcılığı ve güvenirliği en üst düzeyde tutmak için bilimsel araştırmaların sonucu ortaya çıkan sayısal verilerin kullanılmasıdır. Tabiatın harika sessiz süpürgeleri ormanlar yaratılmasaydı yaşadığımız dünya tozdan geçilmeyecekti. Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre 1000 metrekare ladin ormanı yılda 32 ton, kayın ormanı 38 ton ve çam ormanı ise 30-40 ton tozu hüp diye emebilir ve havadaki zehirli gazları da filtre eder. Bakın gördüğünüz gibi burada sayısal verilerden, kanıtlanmış verilerden yararlanarak anlatımı kuvvetlendirdi. Tanık gösterme. Bir düşüncenin doğruluğunu kanıtlamak için ilgili konuda yeterliliği kabul görmüş bir kişiden alıntı yapılarak desteklenmesidir. Deneme büyük savlar içermez. Daha çok duyguya, sezgiye, birikime ve akla dayanır. Denemede yazar kendi birikimini, içinden gelenlere özgürce aktarır. Bu nedenle Nurullah Ataç deneme için deneme benim ülkesidir der. Bu görüşe katılmamak elde değildir. Bakın ne yaptı? Nurullah Ataç'ın deneme ile ilgili görüşünü alıntıladı. Tanık göstermiş oldu. Anlatımın özelliklerine bakalım şimdi. Açıklık. Bir metinde anlatılan ifadelerin tek bir anlamının olmasıdır. Anlam belirsiz değildir. Noktalama işaretlerinin de uygun bir şekilde kullanılması açıklık ilkesi için son derece önemlidir. Akıcılık, okumayı zorlaştıracak ya da duraksatacak hiçbir unsura yer vermemektir. Özellikle akıcılığın sağlanması için söylenmesi kolay sözcüklerin kullanılması, zor sözcüklerin ise cümleden atılması gerekir. Yalınlık, süslü ve sanatlı bir dille beraber cümlede imgelerden ve uzun cümlelerden kaçınılmasıdır. Duruluksa, Türkçe'de az sözde çok şey ifade etme anlayışı duruluk ilkesinin en önemli özelliğidir. Bir cümlede bir sözcük çıkarıldığında anlam bozulmuyorsa o sözcüğün kullanılmaması gerekir. Yoksa duruluk ilkesine uymamış olunur. Şimdi sorularımıza geçelim. Birinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir eseri sanatsal bir eserden ayıran özelliklerden biri değildir? A. Akıl ve sağduyunun baskınlığında yazılması. Evet, bilimsel eser akıl ve sağduyunun baskınlığında yazılır. B. Eleştirel bir yapıya sahip olmaması. C. Tüm insanlar için geçerli olması. D. İçerisinde kurmaca özellikler barındırması. E. Nesnel bir anlatımla oluşturulması. Arkadaşlar, bilimsel eserde kurmaca özellik yoktur. Kurmacı özellik sanatsal metinlerde vardır. Yani D şıkkı direkt yanlış diyoruz. İkinci sorumuz. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Edebi eserler toplumların gelişimine katkıda bulunur. B. Edebiyat farklı bilim dallarından yararlanılır. C. Sanat metinleri ürünü olduğu toplumun yapısından izler taşır. D. Bir sanat metni sadece tanık olduğu çağı anlatır. E. Edebi metinlerde hayal ögelere yer verilebilir. Arkadaşlar, edebi eserler toplumların gelişimine katkıda bulunur. Evet. Edebiyat farklı bilim dallarından yararlanır. Evet, bundan bahsetmiştik. Psikoloji, sosyoloji, her türlü bilimden yararlanabilir. Sanat metinleri ürünü olduğu toplumun yapısından izler taşır. Evet. Bir sanat metni sadece tanık olduğu çağı anlatır. Hayır arkadaşlar, bir sanat metni herhangi bir çağı anlatır ama günümüze kadar izlere taşınır. Edebi metinlerde hayal ögelere yer verilebilir. Evet, hayal ögeler kullanılabilir. D şıkkı yanlış oluyor arkadaşlar. Yukarıda verilen cümlelerin dil özellikleri aşağıdakilerin hangisine sırasıyla verilmiştir diye sormuş. Şimdi birincisi at öler meydan galar, git öler at sen galar. 2. Men çon üydüp balasımın. 3. Köyün durumları böyle yiyelim. Ne demiştik arkadaşlar? Okuduğumuz zaman anlaşılması daha zor olan neydi? Lehçeydi. Okuduğumuz zaman kendi dilimize, Türkiye Türkçesine daha yakın olan, anlaşılabilmesi daha kolay olan da şiveydi. Bu şekilde ayırabiliriz demiştik. At öler meydan kalır, yiğit öler at sen kalır. Bunu az çok anlıyoruz. At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. O zaman bu nedir? Şivedir. Men çon üydüp balasımın. Anlamıyoruz okuduğumuz zaman. Çok uzak kalıyor. Ben büyük evin oğluyum demek istemiş. Anlayamadığımız zaman lehçe oluyor. Köyün durumları böyle yiyelim. Burada da ağız özelliği görülmüş. Hangi şıkkımızda var? A şıkkında doğru cevabımız bulunmakta. Said Faik'in İpekli Mendil adlı öyküsünden alıntılanan bu diyaloğun iletişim ögeleri aşağıdakilerin hangisine yanlış belirtilmiştir diye soruyor. İpek fabrikasının geniş çevresi ayla ışıldadı. Kapının önünden birkaç kişi acele acele geçtiler. Ben isteksiz, nereye gideceğim meçhul adımlarla yürürken kapıcı arkamdan seslendi. Nereye? Şöyle bir gezineyim dedi. Bakalım. A. Gönderici kapıcı. B. Alıcı anlatıcı. C. İleti nereye? D. Dönüt şöyle bir gezineyim. Kod edebi eser demiş. Arkadaşlar evet, gönderici kapıcı nereye diye sormuş. Seslenmiş. Alıcı anlatıcı, olayı anlatan kişi. İletin nereye? Evet, nereye diye sordu. Dönüt şöyle bir gezineyim. Anlatıcının verdiği cevap. Kod ise edebi eser değil arkadaşlar. Kod Türkçe. E şıkkı diyoruz. İletişimde dönüt alıcının iletiye verdiği tepki olarak tanımlanmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir dönüt değildir? A. Dinleyicilerin bir konuşmacının sözlerini alkışlaması. B. Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte arabaların ilerlemesi. C. Bir işçinin patronun talimatını anladım anlamında başını sallaması. D. Öğretmenin öğrencilere konuyu anlayıp anlamadıklarını sorması. E. Takdir alan bir öğrencinin sevinçten havaya zıplaması. A'da dinleyicilerin bir konuşmacının sözlerini alkışlaması, alıcının iletiye verdiği tepki olarak evet alkışlamışlar. Yeşil ışığın yanmasıyla arabaların ilerlemesi yine bir tepki var. Bir işçinin patronun talimatını anladım anlamında başını sallaması burada daha bir dönüş sağlıyor. Öğretmenin öğrencilere konuyu anlayıp anlamadıklarını sorması kısmında öğrencilerin cevabı bir dönütü olmadığı için bu cümle olmuyor. E'de ise takdir alan bir öğrencinin sevinçten havaya zıplaması yine öğrenci burada havaya zıplayarak sevincini belirtiyor, bir dönüt sağlıyor. Ama D'de herhangi bir dönüt yok. Aşağıdaki dönem eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı sözlü edebiyat dönemi. B. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı Cumhuriyet dönemi edebiyatı. C. İslamiyet'in etkisindeki Türk edebiyatı divan edebiyatı.
D. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı, Tanzimat edebiyatı. E. İslamiyet'in etkisindeki Türk edebiyatı, Fecr Atiye edebiyatı. Arkadaşlar, Fecr Atiye edebiyatı Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı içerisinde yer alır. O yüzden E şıkkı yanlıştır. Nitelikli bir yazıda biçim ve içerik yönünden bazı özellikler aranır. Aşağıdakilerden hangisi nitelikli bir yazının özelliklerinden biri olamaz? A. Açıklık, B. Yalınlık, C. Özgünlük, D. Duruluk, E. Kuralcılık. Arkadaşlar, nitelikli bir yazıda açıklık olmalıdır, yalınlık olmalıdır, özgünlük olmalıdır, duruluk olmalıdır ama kuralcılık böyle bir zaten maddemiz yok. E şıkkı. Bu parçada kullanılan en belirgin düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? Kahve, tüm dünyanın en sevdiği içecek sanki. Kök boyası giller familyasının kofi cinsinden tropik çalı türlerine, bu türlerin tohumlarına ve tohumlarından hazırlanan çiçeğe kahve adı verilir. Aslında kahve bir ağacın meyvesinin çekirdeğidir. Arkadaşlar, buradaki paragrafta bir tanımlama yapmış. Nedir diye sorduğumuzda kahveyi tanımlıyor. O zaman şıklara bakalım. A'da tanımlamayı demiş. B. Karşılaştırma. C. Tanık gösterme. D. Örnekleme. E. Alıntılama. En çok ağır basan tanımlama arkadaşlar. A şıkkı diyoruz. Arkadaşlar, bu videomuzda neler öğrendik? Edebiyat nedir? Edebiyatın güzel sanatlarla ilişkisi, edebiyatın bilimle ilişkisi, metinlerin sınıflandırılması, dilin kullanımından doğan türlere, iletişimin ögeleri ve düşünceyi geliştirme yollarını işledik. Örnek sorularımızı çözdük. Haftaya yeni konumuzda görüşmek üzere.